Siz de etrafınızdaki herkesin sizden çok daha mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Okulunuzda derslerini hiç sallamıyormuş gibi gözüken, sürekli gezip tozan ama sınavlardan başarıyla geçen arkadaşlarınız olmuştur. İş arkadaşınız sizinle aynı yerde çalışmasına, aynı iş yükünüz olmasına rağmen her hafta sonu bir yerlere atıyordur kendini. Ya da sosyal medyanızda gezerken neler hissediyorsunuz? Herkes eğleniyor, mükemmel hayatlarını yaşamaya devam mı ediyor? Siz bu hayatları gördükçe kendinize daha fazla çabalamadığınız için kızdığınız oldu mu hiç? Kızmayın, çünkü sosyal araştırmacılar zorlu hayatlarını gizleyen, yaşamlarının hiçbir zorluğu yokmuş gibi sosyal medyaya yansıtan insanlar için ördek sendromu terimini kullanıyor. Ördek sendromu ilk olarak Stanford Üniversitesi tarafından tanımlanmış bir terim. Öğrencilerin herhangi bir sıkıntı, depresyon, kendinden şüphe etme, kaygılarını bastırırken dışarıdan sakin görünebilme yeteneklerini ifade etmek için kullanıyor. Sendroma ördek ismi verilmiş çünkü ördekler suda yüzerken hepimizin gördüğü şey eforsuzca yüzmeleri oluyor. Yakından bakacak olursanız göreceğimiz şey suyun altında bitmek bilmeyen bir çalışma. Mücadele etmeden başarma izlenimini vermek isteyenler herkesin kullandığı sosyal medyalara yoğunlaşıyor. Ertesi gün bir sunumunuzun olduğunu ve sabaha kadar çalışmanız gerektiğini düşünün. Siz nefes almak için ara verip de sosyal medyaya baktığınız anda arkadaşınızın attığı kayak selfiesini görünce moraliniz bozulabilir. Çevrenizdekilerin hayatlarına bakıldığında kişisel yetersizlik herkesin hayatına bu kadar hakimken herkes çok kolaymış gibi mutlu ve başarılı gözükür. Gerçek sakinlik sadece yüzeydedir. Altında ise istedikleri yönde ilerlemek için gerekenden çok daha fazla çaba vardır. Ördek sendromu riskini en fazla taşıyan grup ise Z kuşağı. Herhangi bir kuşaktan daha fazla sosyal baskıya maruz kalan Z kuşağı, küçüklüklerinden beri kendi istedikleri kişi yerine sosyal medyada gördükleri kişi olmaya özeniyorlar. Daha kendilerini anlayamadan sosyal medyanın içine dalıp gördükleri insanlar gibi olmaya çabalıyor. Stresli durumları dışarıya yansıtmadan mutlu görünmeye çalışmak, çılgınca çalışırken dışarıdaki insanlara çalışmıyorum ama zekiyim diye başarıyorum imajı vermek. Instagram'da delicesine eğleniyor gibi paylaşım yaparken gerçek hayatta o an binbir çeşit stresle uğraşıyor. O an binbir çeşit stresle uğraşıyor olmak anksiyeteye ve depresyona yol açabiliyor haliyle. Sosyal çevremizde buzdağının görünmeyen tarafı da görünseydi kimse kendini bu denli mutsuz hissetmezdi. Hepimiz olmayı istediğimiz, başkalarının da olduğunu zannettiğimiz muhteşem hayatlar içerisinde kayboluyoruz. Hiç kimsenin hayatı bir ördeğin suyun üzerindeki süzülüşü kadar hayranlıkla izlenesi değil. Kendinizi bir başkası gibi olmaya çabalamaya zorlamak, suyun altındaki ayaklara yapacağınız en büyük kötülük olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.